Merhaba arkadaşlar, bugün bir kamp videosu çekmek istedik. Aksaray'ın içine çıktık ve Türkiye'de en güzel kamp nerede kullanılır diye düşündük. Bolu Yedigöller'i seçtik ve Bolu Yedigöllere geldik. Birazdan çadırımızı kuracağız. Gezgince boyu izleyin. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar, bugün Aksaray'dan kamp yapmak için Bolu'ya gelmiş bulunmaktayız. Yedigöller'de kamp yapmak için geldik. Bugün bazı sorulara cevap arayacağız. Bunları da sizler için cevaplandırmak isteyeceğim. İlk önce Yedigöller'e geldiğinizde kampı nerede yapabilirsiniz? Kampı 3 tane gölün çevresinde yapabiliyorsunuz. Bunlar Nazlıgöl. Nazlıgöl merkeze biraz uzak. Tuvalet var ama otopark yok. Gezilecek yerleri de o kadar güzel değil. Ama sessiz bir yer. Derin Göl. Derin Göl'de biz kamp yaptık. Otoparkın hemen yanında. Güzel bir yer. Merkeze de yakın. Tuvalete de yakın. Büyük Göl ise arkamda bulduğunuz yer Büyük Göl. Çok güzel bir yer. Buranın da bir kısmı piknik alanına ayrılmış bulunmakta. Bir yer kısmına da biliyorsunuz. Kamp yapabiliyorsunuz. Karşıda göreceksiniz. Köşeleri de var. Tuvalete biraz uzak. Lavaboya. Burası da güzel. 3 gölde kamp yapabiliyorsunuz. Elektrik imkanı burada yok maalesef. Sadece lavabolarda bir priz gördüm. Bir de birkaç market var. Oraya da akşam oraya bakacağım. Orada da olursa orada şarj etme imkanınız olabilir. Telefonlar çekiyor burada. Daha önce 2018 yılında videolar çekilmiş. Oradan izledim. Orada çekmiyor deniyordu ama burada bütün şu an hatlar 4.5G olarak hepsi düzenli olarak internete çekiyor. Bir sonraki soru ise kamp ücreti için eğer çadır kuruyorsanız 40 TL bir ücret alınıyor. Çadır başı alınıyor bu. Araçlar, otomobil için ise 21 TL'de ücret alınıyor. Saat akşam 8 ile sabah 8 arası ise ateş veyahut da bir semaver yakabiliyorsunuz. Onun izni var. Bu şekilde kampta. Eğer sonbaharda kamp yapmak için gelecekseniz muhakkak odununuzu yanınıza getirin. Geceleri çok soğuk oluyor. Ufak bir teneke kapları var. Onların içinde ateş yakılıyor. Dediğim gibi akşam 8'den sonra sabah 8'e kadar ateş yakmaya izin var. Onu muhakkak atlamayın. Aynı zamanda şişme yatak da getirin. Şişme yatağın da bayağı faydası oluyor. Çünkü yerler yağmurlu oluyor, ıslak oluyor, soğuk oluyor hava. Onu da atlamayın. Şurada Derin Göl var karşımızda. Derin Göl'e de geldik. sırf size göstermek için. Karşıda Derin Göl'ün önünde iskeleler var fotoğraf için. Şöyle görüyorsunuz kamp alanlarını. Evet, iskeleye doğru ilerliyoruz. Burada da kamp yapmak serbest. Biz bu kampımızı burada yaptık. Çok güzel bir manzarası var. Arkadaşlar şu an Büyük Göl'ün arka tarafındayız. Güzelliğini görüyorsunuz. İleride bir iskele var. Oraya doğru hareket etmekteyiz. 200 metrelik bir yol yürüdük. Karşı taraftan geldik. Tamamıyla bir doğal güzellik. Göller içerisinde de en güzel yer Büyük Göl'dür arkadaşlar. Arkadaşlar Büyük Göl'ün arka tarafındayız. Fotoğraf için tam uygun bir yer. Çünkü ağaçların da yansıması var. Görüyorsunuz güneşi yerde. Fotoğrafı da seviyorsanız gölün arka tarafından dolanmanızı tavsiye ederim. Yerleri de görüyorsunuz. Yansımalı fotoğrafları seviyorsanız. Hatta şöyle göstereyim. Şu an suyun içi burası. Arkasından yürümeye devam ediyoruz. Her yeri fotoğraflık bir yer buranın. Biz de bayağı bir fotoğraf çektik. Patika bir yoldan ilerliyoruz. Üstümüz orman. Görüyorsunuz. Gölün etrafını dolamanız 20-25 dakikanızı alabilir. Güzelliği de görün istedim. Hafta içi gelmeniz tercihimdir. Çünkü çok kalabalık oluyor. Hafta içi de gene kalabalık oluyordu ama hafta sonu daha çok kalabalık oluyormuş. Siz izleyin arkadaş, anlatmaya gerek yok. Manzarayı görmeniz yeterli. Yukarısı da ormanlık alan. Ağaçların yaprakları dökülmeye başlamış şu an. Görüyorsunuz videoda. Evet, şu an biraz sonra ön taraftaki iskeleye doğru geleceğiz. Orada da bir iki fotoğraf çalışması yapacağız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok güzelliği. Gene gelirken buraya gelirken böyle kötü bir ayakkabı da giymenizi tavsiye ederim. Çünkü yağmur yağıyor. Yer çamurlu da olabiliyor. Tercih sizin. Evet, yeri de göstereyim ben size de. Yerler şu an çamur.